Tekrar merhaba arkadaşlar. Bu videoda şu ana kadar öğrendiğimiz şeylerin üzerinden geçerek ana kütle varyansını tahmin ederken yansız bir tahmin yapabilmek için örneklem varyansının neden n eksi 1'e bölündüğünü daha iyi anlamanızı sağlamak ve böylece sezgilerinizi biraz daha geliştirmenize yardımcı olmak istiyorum. İşe bir ana kütle belirleyerek başlayalım. Bu boyutu büyük n olan ana kütlemiz olsun. Bu ana kütleden aldığımız küçük n boyutunda bir örneklemimiz var. Şimdi şu ana kadar öğrendiğimiz tüm parametre ve istatistikleri bir hatırlayalım. Birincisi neydi? Ortalamaydı. Eğer ana kütle ortalamasını hesaplamak istiyorsak sizce bu bir parametre midir? Yoksa istatistik mi? Ana kütleyi çalışıyorsak eğer bu bir parametredir. Bunu da yazalım. Ana kütle için parametre ve örneklem için hesapladığımız şeyler de istatistiktir. Bu konuyu açıklığa kavuşturduğumuza göre artık ana kütle ortalamasına geri dönebiliriz. İlk olarak ana kütle ortalamasının bir Yunan harfi olan mü ile gösterildiğini söylemem gerek. Ortalama için ana kütledeki tüm bireyleri ya da elemanları alıp toplamanız lazım. Toplam işaretini buraya koyalım. i 1'den başlayacak ve büyük n'ye kadar gidecek. Evet, bütün bireyleri topluyoruz. Bu i'inci terim. x1 artı x2 artı x3 ve böyle x n'ye kadar devam edip hepsini topluyoruz, toplamını alıyoruz ve bu toplamı da toplam birey sayısına ne yapıyoruz? Bölüyoruz. Yani büyük n'ye bölüyoruz. Sıra örneklem ortalamasında. Bunun için de az önce yaptığımıza çok benzer bir şey yapacağız. Örneklem ortalamasını üzerinde çizgi olan bir X ile gösteririz. Bu da eşittir yine örneklemdeki bütün bireyleri toplayacağız. i'den başlayıp bu sefer küçük n'ye kadar gideceğiz. Burası örneklemdeki bireylerin toplamı oluyor ve ana kütlede olduğu gibi bunu toplam birey sayısına yani küçük n'ye, örneklemdeki birey sayısına böleceğiz. Güzel ana kütle için hesaplamaya çalıştığımız başka bir parametre daha vardı. Hani örneklem için hesaplayıp bunu ana kütle hakkında tahmin yapmak için kullandığımız parametre. Neydi o arkadaşlar? Verinin ne kadar dağınık olduğunu ya da her bireyin ortalamaya olan uzaklığını gösteren. Hatırladınız mı? Evet, doğru bildiniz. Varyans'tan bahsediyorum. Varyansı da yazıyoruz. Yazdık. Peki, ana kütle varyansını nasıl gösteriyor ve hesaplıyoruz? Ana kütle için varyans Yunan harfi sigmanın karesi olarak gösterilir. Ana kütle varyansını uzaklıklarının karelerinin toplamının ortalaması olarak da düşünebilirsiniz. Yani i birden büyük n'ye kadar bütün bireylerin ortalama ile olan farklarını bulup yani bireyden ana kütle ortalamasını çıkarıp bu farkın karesini alacağız. Gördüğünüz gibi ana kütle varyansını bulabilmek için önce ana kütle ortalamasını bulmak gerekiyor. Evet, hesaplamanın yollarından biri bu. Bu arada ikisini aynı anda hesapladığımız yollar olduğunu da ileride göreceğiz ama tekrar ediyorum en basit ve en açık olan yöntem önce bunu hesaplayıp yani ana kütle ortalamasını hesaplayıp bireylerden ortalamayı çıkarmak, farkın karesini almak ve bunu toplam birey sayısına bölmektir. Şimdi Geliyoruz zurnanın zırt dediği yere. Yani örneklem varyansı arkadaşlar. Örneklem varyansına geldik. Örneklem varyansını hesaplamanın çeşitli yolları ve hesaplamada kullanılacak çeşitli araçlar vardır. Bunlardan biri yanlı örneklem varyansı. Yani yansız olmayan ana kütle tahminidir. Bu S, N kare olarak gösterilir. Hesaplaması ise ana kütle varyansına çok benzer. i yine birden küçük n'ye kadar gider. Örneklemdeki tüm bireylerin örneklem ortalamasına olan uzaklığını bulup bunun bu farkın karesini alırız. Ve kareler toplamını toplam birey sayısı olan küçük n'ye böleriz. Bir önceki videodan da hatırlayacağınız üzere bir de yansız olan varyans vardı arkadaşlar. Bu yanlı varyanslı, bir de yansız olanı var. Yani ana kütle varyansı için en iyi tahmini veren örneklem varyansıdır bu. Evet, aslında her zaman yansız bir ana kütle varyansı tahmin etmeyi, e, tahmini elde etmeyi yani bunu amaçlarız. Buna çalışırız. Dediğim gibi. Önceki videoda bu konu hakkında konuşmuştuk. Bu videoda ise konu hakkındaki sezgilerinizi güçlendirmek istiyorum. Ne yapıyoruz? Yine toplama alıyoruz. Tüm bireylerin tek tek ortalamadan farkını buluyoruz. Bunun karesini alıp büyük n yerine n eksi 1'e bölüyoruz. Yani n yerine pardon n eksi 1'e bölüyoruz. Yani daha küçük bir sayıya bölüyoruz. Daha küçük bir sayıya bölersek ne olur? Burada daha büyük bir değer elde ederiz. Değil mi? Bu, bu değer daha büyüktür. Bu da daha küçük. Buna yansız tahmin, buna da yanlı tahmin deriz. Eğer bunu görürseniz örneklem ortalamasından bahsediyor, bahsediyoruzdur ve hangisi olduğunu netleştirmek çok iyi bir fikirdir. Ama daha fazla bilgi verilmemiş ve aralarından birini seçmek gerekiyorsa bahsi geçen varyans muhtemelen yansız olanıdır. Yani n 1'e bölmemiz gerekiyor. Şimdi bu tahminin neden yanlı olduğu ve neden daha büyük olan sonucun daha iyi bir tahmin olduğu konusunda biraz konuşalım. Gelecekte belki n-1'in daha iyi bir tahmin verdiği konusunda daha iyi hissetmenizi sağlayabilecek bir bilgisayar programı bile kullanabiliriz. Ama önce ana kütledeki bireyleri düşünelim. Bunları bir sayı doğrusu üzerinde göstereceğim arkadaşlar. Bunlar, bunlar, burada da başkaları. Evet, elimizdeki veri bu olsun. Ve buradan bir örneklem alalım. Ana kütlede diyelim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane birey var. Yani büyük N 14'e eşit. Büyük N eşittir 14. Boyutu hmm, 3 olan bir örneklem alalım. Hatta bir saniye örnekleme geçmeden bu ana kütlenin ortalamasının nerede olacağını belirlemek istiyorum sayı doğrusu üzerindeki noktalara bakarsak ortalamanın buralarda bir yerde olduğunu söyleyebiliriz. Evet, ana kütlenin gerçek ortalaması burada olacak. Şimdi, bu ana kütleden örneklem aldığımızda ne olacak bir bakalım. İşin arkasındaki fikri anlamanız için küçük bir örneklem boyutu seçeceğim arkadaşlar. Ama bu olay bütün örneklem boyutları için geçerli. Bizim örneklem boyutumuz kaçtı? 3'tü. Buradan 3 nokta seçtiğimde bu noktaların ortalamasının ana kütle ortalamasına çok yakın olması mümkün. Öyle değil mi? Mesela bunu, bunu ve bunu seçersem örneklem ortalaması ana kütle ortalamasına çok yakın bir yerde çıkar. Ama örneklem alırken bu noktayı, bunu ve bunu seçme ihtimalim de var. Öyleyse örneklem aldığınızda örneklem ortalaması her zaman örneklemin sınırları içinde olacağından ana kütle ortalamasının örneklemin sınırları dışında kalma olasılığı olabilir. Bakın, sadece anlamanız için gösteriyorum. Örneklem ortalaması burada olacağından bu noktaların ortalamaya olan uzaklıklarını hesapladığınızda bu ve bu uzaklık karelerini alıp toplayıp toplam birey sayısına böldüğünüzde bunlar daha uzak oldukları için gerçek varyanstan çok ama çok küçük bir değer elde ederiz. Tabii gerçek ana kütle ortalamasının örneklemin dışında olmadığı durumlarda olacak. Ama gördüğünüz gibi noktaları seçtiğinizde ana kütle ortalaması örneklemin dışında ya da bir ucunda olmasına rağmen örneklem ortalamasının olan uzaklığın karesi her zaman örneklemin içinde olacağı için tahmininiz gerçeğe yani gerçek ana kütle varyansına göre düşük kalacaktır. Kısacası buradakini kullanırsanız düşük bir tahmin yapmış olursunuz demeye çalışıyorum. Devam edelim n yerine n eksi 1'e böldüğünüzde ise örneklem varyansı için biraz daha büyük bir değer elde edeceğimizden bu yansız bir tahmin sunar bize. Bir sonraki video için bunu hemen yapmayabilirim ama bunun buna göre ana kütle varyansı için daha iyi bir tahmin olduğu konusunda daha ikna edici bir bilgisayar programını sizler için yaratmaya çalışacağım arkadaşlar.